Kanunu çokça inceledik. Birçok ülkeyle karşılaştırdık. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avusturya'da, Japonya'da, Almanya'da, İngiltere'de birçok ülkede kariyer basamakları var. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğretmen meslek kanunu üzerine konuştu. Hiçbir okulda da bu konuda bir rahatsızlık olduğunu, bir kariyer basamaklarından dolayı rahatsızlık olduğunu duymadık. Kanunla öğretmenlerin mesleğe giriş koşullarının, adaylıklarının, niteliklerinin, statülerinin ve kariyer basamaklarının düzenlendiğini ifade eden Erdem, birinci derecede bulunanların ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesinin, diğer derecelerde bulunanların ek göstergelerinde ise bununla orantılı olarak artışlar yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Milletvekili Erdem verilecek 3600 ek göstergeyle emekli olan bir öğretmen maaşında bugün itibariyle aylık 1200 lira artış sağlanacağını, 411 bin emekli öğretmenin 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle bu artıştan faydalanacağını belirtti. Bu teklifle birlikte uzman öğretmenler 1000 lira dedi Yaşar Bey ama malum %30 artışla birlikte 1340 lira civarında bugün için. Ama yürürlük 15 Ocak olduğunda o günkü artışla belki çok daha üzerinde bir ek kaynak alacak. Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de sınavla baş öğretmenlik kariyer basamağı, 1 derece ve maaşlarında 2684 liralık bir artış sağlanacağını aktaran Erdem, bu kapsamda 20 yılını tamamlayan mevcut 75.669 uzman öğretmenin baş öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi. Kanun neden 15 Ocak? Çünkü biz öğretmenlere verilen bu sözü hemen yerine getiriyoruz. Ancak daha sağlıkçılar, diyanet, din görevlileri, polisler, sayılmayan hak kaybı olacak kişiler söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor.